Şimdi geçenlerde Reuters'la konuştunuz. Çok Evet. enteresan bir görüşme yaptınız. Biraz anlatır mısınız? Yani bu Mehdi fikir, ben uzman değilim çünkü. Yani tipik bir fikir mi yoksa atipik bir fikir? Evet. Yani tam olarak Evet. benim anlamadığım şey şu aslında. Hem İsa gelecek dediniz, hem de Mehdi gelecek Evet. dediniz. Nedir bu? Şimdi Türkiye'de de, o İslam aleminde de tabii Mehdi'nin girişini reddeden, Hazreti İsa'nın girişini reddeden insanlar var. Böyle düşünceler var. Bu normal. Yani her inançta bu olabilir. Fakat Türkiye Sünni inançta da genellikle bir kısmı da Alevidir. Hem Sünni inançta hem Alevi inançta Mehdi'nin girişi kesindir. Ebu Hanife, Ebu Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii. Bunlar hepsi bu konuda kesin açıklamalarda bulunmuşlardır. Hanefi mezhebi de, Hanbeli mezhebi de, Maliki de, Şafii de Hazreti İsa'nın gelişinin kesin olduğunu, Mehdi'nin zuhurunda kesin olduğunu söylemişlerdir. Artık burada konu kapanmıştır. Yani Sünni inançta bu konu kesindir. Ama adam çıkıp da ben arkada Sünni inançta değilim, fakat fikrim de bu diyorsa bu saygı duyulur. O böyle düşünebilir. Ama hem Sünniyim, hem Hanefiyim, mezhep imamına bağlıyım ama karşıyım diyorsa bu olmaz. O zaman o mezhebe bağlı değildir. Yani Sünni değildir. Mesela Aleviler, Caferiler, Şiiler, bunların tamamı Hazreti Mehdi'nin zuhurunun varlığına kesinlikle inanırlar. Ve Hazreti İsa'nın nüzulüne, yani gökyüzünden nüzul edeceğine de kesin inanırlar. Yani yeryüzüne ineceğine. İki büyük mezhep vardır İslam'da. Şiilik, yani Alevilik ve Sünnilik. Her ikisi de ittifak halindedir. Mehdi ve İsa konusunda kesin her ikisi de zuhur edecek şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır. O yüzden bu konuda aradan yapılan izahların ilmi bir geçerliği olmaz. Dolayısıyla yani bir Sünni'nin böyle bir fikri, düşünceyi kale alması da bir konu olamaz. Ya bir Şii'nin de.